Arkadaşlar merhaba, Türkçe Hane'ye hoş geldiniz. Limit yayınlarının TYT Türkçe Soru Bankası'nı çözmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere zarflarla ilgili birinci testi çözmüş olacağım. Birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soruda neden sözcüğü aşağıdaki dizelerin hangisinde ötekilerden farklı bir türde kullanılmıştır diyor. Bakalım, neden küseyim ben sana sevdiğim derken neden sözcüğü burada bakın. Niçin anlamına gelmiştir? Niçin anlamına geldiği için burası nedir arkadaşlar? Soru zarfıdır. B seçeneği dursun. Neden baharı hiç bahçeme getirmedin sen ifadesinde? Yine neden sözcüğü burada da niçin anlamında kullanılmış? Niçin anlamında kullanıldığı için bu da soru zarfı olur. Neden her yer sevgisizlikle dolu böyle? Neden sözcüğü yine niçin anlamına gelmiş? Niçin anlamına geldiği için bu da soru zarfıdır. Neden gönüllerimiz uzak birbirinden? Bakın burada da neden sözcüğü yine niçin anlamına gelmiş? Burada da soru zarfı olarak kullanılıyor. Ama B seçeneğine baktığımızda neden bahsediyor şair bu şiirinde ifadesinde neden sözcüğü ismin yerine geçmiş arkadaşlar? Ben doğadan bahsediyor, yalnızlıktan bahsediyor ya da aşktan bahsediyor desem ismin yerine geçmiş olur. İsmin yerine geçen sözcüklere biz zamir diyoruz. Soru yoluyla geçtiği için bu da nedir? Soru zamirdir. Diğerlerinden farklı olduğunu görüyoruz. O yüzden doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. İkinci soru. Aşağıdaki dizelerin hangisinde altı çizili zarf gerektiğinde sıfat göreviyle kullanılamaz? Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden. Bakın çıkmak fiil, nasıl çıkacaksın ağır ağır. Fiillere sorduğumuz nasıl sorusu bize neyi verir arkadaşlar? Durum zarfını verir. Burada da ağır ağır sözcüğü durum zarfı görevinde. Ben bunu sıfat yapıyorum şimdi. Ağır kutu desem, kutu isim. Nasıl kutu? Ağır kutu. İsme sorduğumuz nasıl sorusu bize niteleme sıfatını verir. Bakın burada da ağır sözcüğü niteleme sıfatı görevinde kullanılmış. O yüzden A seçeneğini elemiş oldum. B seçeneği dursun. Neden böyle düşman görünürsünüz? Görünmek fiil. Nasıl görünür? Böyle. Böyle sözcüğü fiili belirtmiş ve nasıl sorusuna cevap verdiği için durum zarfıdır. Bunu sıfat yapıyorum. Böyle kader diyelim. Bakın kader isim. Nasıl kader? Böyle kader. Böyle sözcüğü arkadaşlar ismi belirtmiş. Nasıl sorusuna cevap veriyor? Burası da nedir? Niteleme sıfatıdır. Bakın arkadaşlar, bu da sıfat göreviyle kullanılabiliyor. O yüzden biz C seçeneğinde elemiş oluruz. Çok bekledim seni bu diyarda. Beklemek fiil. Ne kadar bekledim? Çok. Çok sözcüğü fiili belirtmiş. Burada ne görevindedir? Miktar yönüyle belirttiği için miktar zarfıdır. Ben bunu arkadaşlar şu şekilde kullandığımda çok kabasın dediğimde bakın kabasın nedir? Kaba nedir? İsimdir. Ne kadar kaba? Çok. Net olarak belli mi? Değil. O yüzden burası belgesi sıfat olur. Sıfat görevinde kullanılmış. O yüzden D seçeneğinde elemiş olurum. Sert konuşmaya başladı aynalar ifadesinde. Konuşmaya sözcüğü mame isim fiil ekini almış. Dolayısıyla burası nedir? Fiilimsidir. Nasıl konuşmaya başladı? Sert. Arkadaşlar, fiilimsilere sorduğumuz nasıl sorusu da bize yine durum zarfını verir. Burası da durum zarfı görevinde. Şimdi ben bu sözcüğü bir de sıfat yapmak istiyorum. Ne derim? Sert adam diyeyim. Bakın adam isim. Nasıl adam? Sert adam. İsmi belirtmiş. Nasıl sorusuna cevap veriyor? Burası nedir? Niteleme sıfatıdır. Görmüş olduğunuz gibi sert sözcüğü sıfat görevinde kullanıldı. O yüzden biz E seçeneğinde elemiş oluruz. B seçeneğinde ise ve bir zaman bakacaksın semaya ağlayarak ifadesinde bakmak fiil. Ne zaman bakacaksın? Bir zaman. Buradaki bir zaman sözcüğü arkadaşlar zaman zarfıdır. Fakat bu sözcük sıfat göreviyle kullanılamaz. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Üçüncü soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı bir zarfla sağlanmıştır. Eleştiri okuyucu ve yazara ne kazandırır? Ne sözcüğü burada ismin yerine geçmiş? Deneyim desem
Arkadaşlar bakın, deneyim isimdir. İsmin yerine geçtiği için ne kelimesi? Zamirdir. Soru yoluyla geçtiği için de arkadaşlar biz buna ne diyoruz? Soru zamiri diyoruz. Bize zarfı sormuştu. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Yarınki gösteri için ne gibi önlemler alındı? Önlem isim. Bakın buradaki ne kelimesi ismi belirtiyor. İsmi belirttiği için buna biz ne diyoruz arkadaşlar? Sıfat diyoruz. Soru yoluyla belirttiği için de nedir? Soru sıfatıdır. Zarfı sormuştu. Bunu da elemiş oldum. Buraya ne zaman geleceğini sana söyledi mi? Bakın burada gelmek fiil. Ne zaman sözcüğü fiili belirtmiş. Fiili belirttiği için nedir? Zarftır. Soru yoluyla belirttiği için burada soru zarfı var. Fakat burada esas soruyu sağlayan sözcük arkadaşlar mi edatıdır. Biz buna soru edatı diyoruz. O yüzden burada soru da soru edatıyla sağlanmıştır. Sana söyledi mi? Evet veya hayır. Aldığımız cevap bu. O yüzden biz C seçeneğini de elemiş oluruz. D seçeneği dursun. Babası bu sıralar ne işle uğraşıyor cümlesinde soruyu sağlayan sözcük ne? Fakat buradaki ne sözcüğü dikkat edin, hangi anlamına geliyor? Ve iş kelimesini yani ismi belirtiyor. Hangi işle uğraşıyor anlamına gelmiş? İsmi belirttiği için sıfattır. Soru yoluyla belirttiği için de biz buna soru sıfatı diyoruz. D seçeneğine bakacak olursa, masanın üzerindeki vazoyu neden götürmediniz? Soruyu sağlayan kelime neden kelimesi. Neyi belirtiyor? Götürmek kelimesini. Peki götürmek nedir arkadaşlar? Fiildir. Fiili belirten sözcüklere biz ne diyoruz? Zarf. Soru yoluyla belirtmiş. O yüzden bu da soru zarfıdır. Bize de soru zarfını sormuştu. Bundan dolayı doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Dördüncü soru. Aç sözcüğü aşağıdaki atasözlerinin hangisinde zarf görevinde kullanılmıştır? Aç ne yemez, tok ne demez? Bakın buradaki aç sözcüğü, aç insan desem niteleme sıfatıdır. Aç kelimesi insan kelimesinin yerine geçmiş. O yüzden bu nedir arkadaşlar? Adlaşmış, sıfat olarak karşımıza çıkar. Zarf olmadığı için A seçeneğini elemiş oluruz. Aç ile eceli gelen söyleşir ifadesinde yine aç insan şeklinde düşünürsek bu da arkadaşlar nedir? Adlaşmış sıfat olur. O yüzden biz B seçeneğini de elemiş oluruz. Açın karnı doyar, gözü doymaz. Açın yani aç insanın karnı doyar, gözü doymaz desek yine nitelik bildiren sözcük ismin yerine kullanıldığı için bakın burası da adlaşmış sıfat görevinde kullanılmıştır. C seçeneğini de elemiş oluruz. D seçeneği dursun. Aç aman bilmez, çok yaman bilmez ifadesinde yine aç sözcüğü ismin yerine geçmiş. İsmin yerine geçtiği için de arkadaşlar nitelik bildiren sözcük biz bunlara ne diyoruz? Adlaşmış sıfat diyoruz. Şimdi D seçeneğine bakalım bir de. Aç gezmekten tok ölmek yeğdir yani iyidir ifadesinde gezmek nedir? Fiildir. Nasıl gezmekten? Aç gezmekten. Fiile sorduğumuz nasıl sorusu bize neyi verir? Durum zarfını verir. Bakın D seçeneğindeki aç sözcüğü durum zarfıdır. Soru da bizden bunu istemişti. Bundan dolayı doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Beşinci soru. Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisi ötekilerden farklı bir türde kullanılmıştır? Mavi geceler derken arkadaşlar gece isim. Nasıl geceler? Mavi geceler. İsmi belirtmiş. Nasıl sorusuna cevap vermiş. Burası niteleme sıfatıdır. Mavi sabırlar derken yine sabır isimdir. Nasıl sabır? Mavi sabır. Buradaki mavi sözcüğü de niteleme sıfatıdır. Mavi yolculuklar, yolculuk isim. Nasıl yolculuk? Mavi. İsmi belirtmiş. Nasıl sorusuna cevap vermiş. Burası da niteleme sıfatıdır. Mavi göz, göz isim. Nasıl göz? Mavi göz. Mavi kelimesi de burada yine niteleme sıfatı görevinde kullanılmış. Son numaralandırılmış yere bakacak olursak arkadaşlar düşmek fiil. Nasıl düşer? Mavi düşer. Mavi sözcüğü burada fiili belirttiği için nedir? Durum zarfıdır. Bize diğerlerinden farklı olanı sormuştu. Bakın 5 numaralı yerde mavi sözcüğü durum zarfının görevinde kullanıldığı için doğru cevabımız E seçeneği olacaktır.
Altıncı soru, aşağıdaki atasözlerinin hangisinde zarf kullanılmamıştır? Vakitsiz öten horozun başını keserler. Öten kelimesi an en sıfat fiilekini aldığı için burası nedir arkadaşlar? Fiilimsidir. Nasıl öten? Vakitsiz öten. Vakitsiz sözcü fiilimsiyi belirtmiş. Nasıl sorusuna cevap verdiği için burası durum zarfıdır. Zarf kullanılmış. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. B seçeneği dursun. Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste ifadesinde çıkmak fiildir. Nasıl çıkar? Aheste aheste. Fiile sorduğumuz nasıl sorusuna cevap verdiği için burası durum zarfıdır. O yüzden biz C seçeneğinde elemiş oluruz. Biri bilmeyen bini hiç bilmez. Burada nerede var arkadaşlar? Bakın bilmek yine fiildir. Ne kadar bilmez? Hiç. Hiç sözcüğü burada fiili belirtmiş. Ne kadar sözcüğüne cevap verdiği için burası miktar zarfıdır. O yüzden biz D seçeneğini de elemiş oluruz. Gönül bir hımadır. Daima yüksekten uçar. Uçmak fiil. Nasıl uçar? Yüksekten uçar. Yüksekten sözcüğü burada durum zarfıdır arkadaşlar. Ne zaman yüksekten uçar? Daima, yani sürekli, her zaman anlamına gelmiş. Burası da yine nasıl uçara cevap verir? Durum zarfı olarak kullanılır. Bakın biz E seçeneğini de elemiş oluruz. Ama B seçeneğine bakacak olursa altın eşik gümüş eşiğe muhtaç olur ifadesinde. Arkadaşlar burada herhangi bir zarf yok. Olmak nedir? Fiildir. Muhtaç isimdir. Eşik nedir arkadaşlar? Yine isim görevinde kullanılmış. Nasıl eşik? Gümüş eşik. Gümüş sözcüğü burada niteleme sıfatıdır. Eşik isim. Nasıl eşik? Altın eşik. Burası da yine niteleme sıfatıdır. Görmüş olduğunuz gibi zarf yok. Olmadığı için de doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Yedinci soru. Bir Türkçe öğretmeni önce belirteçlerin özellik ve görevlerinden söz eder, ardından belirteç türlerine birer örnek verir. Buna göre Türkçe öğretmeni hangi belirtece uygun olmayan bir örnek vermiştir? Bakalım, durum belirteci demiş. Uzun uzun baktı gidenlerin ardından. Bakmak fiil. Nasıl bakmış? Uzun uzun. Uzun uzun sözcüğü burada fiili belirttiği için ve nasıl sorusuna cevap verdiği için nedir arkadaşlar? Durum zarfıdır. Bu ifade doğrudur. Bundan dolayı biz A seçeneğini elemiş oluruz. Zaman belirteci sabahleyin erkenden kalkıp tarlaya gitmişti. Gitmek fiil. Ne zaman gitmişti? Sabahleyin. Ne zaman sorusuna cevap verdiği için burası zaman zarfıdır. Bu da doğrudur. O yüzden biz B seçeneğinde elemiş oluruz. Yer yön belirteci dursun. Azlık çokluk belirteci demiş. Beni konferans salonunda biraz beklemesini söyledim. Beklemek fiilimsidir. Mame isim fiilekini almış bakın. Ne kadar beklemesini? Biraz. Buradaki biraz sözcüğü fiilimsiyi miktar yönüyle belirttiği için arkadaşlar miktar zarfıdır. Miktar zarfının diğer adı azlık çokluk zarfıdır. Bu da doğrudur. Biz o yüzden D seçeneğinde elemiş oluruz. Soru belirteci neden böyle düşman görünürsünüz ifadesinde? Bakın neden kelimesi neyi belirtiyor? Görünmek kelimesini belirtiyor. Görünmek nedir? Fiildir. Fiili belirten sözcükleri biz zarf diyoruz. Soru yoluyla belirtmiş. O yüzden bu da nedir? Soru zarfıdır. E seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Ama yer yön belirtecine baktığımızda arkadaşlar Menih Bey hiçbir şey söylemeden dışarıya çıkmıştı. Çıkmıştı fiil. Aslına bakarsanız nereye sorusuna cevap alıyoruz. Dışarıya kelimesi nereye sorusuna cevap veriyor. Fakat biz biliyoruz ki yer yön belirteçleri arkadaşlar yalın halde kullanılmalı. Yani burası dışarı diye ifade edilmiş olsaydı o zaman yer yön zarfı olarak kabul ederdik. Ama A hal ekini aldığı için artık yer yön zarfı olma özelliğini kaybetmiştir. O yüzden burası isimdir arkadaşlar. Bu ifade, bu örnek yanlış olmuş. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Sekizinci soru. Aşağıdaki dizelerin hangisindeki ikileme görev yönünden ötekilerden farklıdır?
Yüksek yüksek tepelere derken bakın tepe isim. Nasıl tepeler? Yüksek yüksek tepeler ismi belirtmiş. Yüksek yüksek ikilemesi ve nasıl sorusuna cevap verdiği için burası niteleme sıfatıdır. Aşırı aşırı memlekete derken yine memleket isim. Nasıl memleket? Aşırı aşırı memleket ismi belirtmiş. Nasıl sorusuna cevap verdiği için burası da niteleme sıfatı görevindedir. Elvan elvan renklere derken renk isim. Nasıl renklere? Elvan elvan renklere. Elvan elvan sözcüğü de ismi belirtmiş. İsmi belirttiği için burası da niteleme sıfatı görevindedir. Karlı karlı dağlarım derken dağ isim. Nasıl dağlar? Karlı karlı dağlar. İsmi belirttiği için burası da niteleme sıfatı görevindedir. D seçeneği dursun. Uzun ince bir yoldayım ifadesinde yol isim. Nasıl yol? Uzun ince bir yol. Arkadaşlar burası da niteleme sıfatı görevinde kullanılmıştır. Ama D seçeneğine baktığımızda giden kelimesi fiildir. Nasıl giden? Ağır ağır giden. Ağır ağır sözcüğü fiili belirtmiş. Fiili belirttiği için burası nasıl sorusuna da cevap vermiş. Durum zarfı görevindedir. Diğerlerinden farklı olanı sormuştu. Ağır ağır giden ifadesinde ağır ağır sözcüğü durum zarfı olduğu için diğerlerinden farklıdır. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 9. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer yön bildiren sözcük farklı türde kullanılmıştır? Yer yön zarfları yalın halde kullanılır demiştik. Konu anlatım videosunda bundan bahsetmiştik hatırlarsanız. Peki yer yön zarfları neydi arkadaşlar? İçeri, dışarı, ileri, geri, aşağı, yukarı, öte ve beri sözcükleri. Bunlar yalın halde kullanılıp fiili belirttiğinde yer yön zarfı olur. Bunlar ismi belirtirse sıfat olur. Bunlar herhangi bir hal ekini aldığında, çekim ekini aldığında isimleşir demiştik. Şimdi seçeneklerimize bakalım. Dışarının o temiz havası beni rahatlattı. Bakın burada dışarı sözcüğü yer yön bildiren bir sözcüktür. Fakat görmüş olduğunuz gibi bunlar çekim eki almış ve isim tamlaması kuruyor. Dışarının havası belirtili isim tamlaması kurmuş. O yüzden dışarı sözcüğü burada isim görevinde kullanılır. İçeriye baktığımda onu da görmüştüm cümlesinde yine içeri sözcüğü yer yön bildiren bir sözcüktür. Fakat burada yönelme hal ekini almış. O yüzden bu da yine isim görevinde kullanılmıştır. Adam köyün yukarısında oturuyormuş. Yukarı sözcüğü bakın bulunma hal ekini almış ve arkadaşlar bu da isim görevinde kullanılmıştır. D seçeneği dursun. Biraz ileriden sağa dönünce evi göreceksin cümlesinde ileri sözcüğü bakın yer yön bildiren bir sözcüktür. Ayrılma hal ekini almış. Bu da arkadaşlar yine isim görevinde kullanılmıştır. D seçeneğine baktığımızda ise ülkenin bu konuda geri adım atması bekleniyor cümlesinde. Bakın geri adım atmak nedir? Deyimdir. Adım sözcüğü isim. Nasıl adım? Geri adım. Geri sözcüğü burada ismi belirtmiş. İsmi belirttiği için de niteleme sıfatı görevinde kullanılmıştır. Diğerlerinden farklı olanı sormuştu. D seçeneğinde geri sözcüğü sıfat, diğerleri isim olduğu için doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 10. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı zarfla sağlanmamıştır? A seçeneği dursun. Bugün ona neden bu kadar kızdın cümlesinde bakın kızmak fiil. Soruyu sağlayan neden kelimesi kızmak fiilini belirtiyor. Fiili belirttiği için bu sözcük zarf, soru yoluyla belirttiği için de arkadaşlar soru zarfıdır. B seçeneğini elemiş oluruz. Kardeşinin dünkü sınavı nasıl geçmiş? Yine geçmek kelimesi fiildir. Nasıl kelimesi geçmek fiilini belirtiyor. Fiili belirttiği için burası zarftır. Soru yoluyla belirttiği için de soru zarfıdır arkadaşlar. O yüzden biz C seçeneğini de elemiş oluruz. Sabahtan beri burada ne dolaşıyorsun? Dolaşmak fiil. Bakın buradaki ne sözcüğü dikkat edin. Niçin anlamına gelmiş. Niçin anlamına gelmiş ve fiili belirtiyor. Fiili belirttiği için zarf. Soru yoluyla belirttiği için arkadaşlar soru zarfıdır. D seçeneğinde elemiş oluruz. Baban Avrupa'dan ne zaman dönüyor? Dönmek fiil. Ne zaman sorusu fiili belirtmiş. Fiili belirttiği için zarftır.
soru yoluyla belirttiği için de bu soru zarfıdır. O yüzden E seçeneğinde elemiş oluruz. A seçeneğinde ise onun için buraya gelmediğini biliyor musun ifadesinde. Bakın buradaki mu mi mu arkadaşlar nedir? Soru edatıdır. Burada soru edatla sağlanmış, zarfla sağlanmamış. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 11. soru. Ne kadar sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde ötekilerden farklı bir türde kullanılmıştır? Geçen hafta ne kadar soru çözdüm. Bakın ne kadar kelimesi soru kelimesini belirtiyor. Soru isim olduğu için burası sıfattır arkadaşlar. Soru yoluyla belirttiği için de buna soru sıfatı diyoruz. Ona kitabı getirmesi için ne kadar süre verdin? Ne kadar sözcüğü süre kelimesini belirtmiş. Süre isimdir. İsmi belirten sözcüklere biz sıfat diyoruz. Soru yoluyla belirttiği için bu da soru sıfatıdır. İnşaatı bitirmek için ne kadar para gerekiyor? Ne kadar sözcüğü para kelimesini belirtmiş. Para isimdir. İsmi belirten sözcüklere sıfat diyoruz. Soru yoluyla belirttiği için bu da soru sıfatıdır. Ona ne kadar altın borç verdin? Bakın yine ne kadar kelimesi altın kelimesini belirtiyor. Altın isimdir. İsmi belirten sözcüğe sıfat diyoruz. Soru yoluyla belirttiği için burası da soru sıfatıdır. Sempozyumda konuşması ne kadar sürdü cümlesinde ne kadar kelimesi sürmek fiilini belirtiyor. Sürmek fiil ise arkadaşlar fiili belirten sözcüklere zarf diyoruz. Soru yoluyla belirttiği için burası soru zarfıdır. Diğerlerinden farklı olanı sormuştu. Ne kadar sürdü ifadesinde ne kadar sözcüğü soru zarfı olduğu için diğerlerinden farklıdır. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 12. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı belirteç ile sağlanmamıştır? A seçeneği dursun. Toplantıyı neden gelecek haftaya ertelediniz? Bakın neden kelimesi arkadaşlar dikkat edin. Ertelemek kelimesini belirtiyor. Ertelemek fiildir. Fiil belirten sözcüklere zarf diyoruz. Soru yoluyla belirttiği için bu soru zarfıdır. O yüzden B seçeneğini elemiş oluruz. Seninle en son ne zaman bir film izlemiştik? Bakın ne zaman kelimesi yine izlemek fiilini belirtmiş. Fiili belirttiği için burası zarftır. Soru yoluyla belirttiği için buna soru zarfı diyoruz. O yüzden C seçeneğinde elemiş oluruz. Sana anlattıklarını bu kadar çabuk nasıl anlayabildin? Bakın nasıl sorusu anlayabilmek fiilini belirtmiş. Fiili belirttiği için burası zarftır. Soru yoluyla belirttiği için buna soru zarfı diyoruz. O yüzden D seçeneğinde elemiş oluruz. Yiyecekler buzdolabında ne kadar bekletilmeli? Yine ne kadar sözcü bekletmek fiilini belirtmiş. Fiili belirttiği için bu sözcük zarftır. Soru yoluyla belirttiği için de buna soru zarfı diyoruz arkadaşlar. Bundan dolayı biz E seçeneğinde elemiş oluruz. A seçeneğinde ise yazar ilk kitabını yayımlattığında kaç yaşındaymış? Bakın yaş sözcüğü burada isim görevinde. Kaç sorusu ismi belirtiyor. İsmi belirttiği için sıfattır. Soru yoluyla belirttiği için de buna soru sıfatı diyoruz. Buradaki kaç sözcüğü soru sıfatı, diğerleri zarf. Bundan dolayı da cevabımız A seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bu testin de son sorusuna geldik. 13. soruya. 13. soruda aşağıdaki belirteçlerden hangisi bir sıfatı derecelendirme göreviyle kullanılamaz demiş. O halde biz bunu bir sıfatın önüne getirelim. Peki nasıl bir sıfatın önüne getirelim? Zor soru sıfatının önüne getirelim. Bakın soru isim, nasıl soru, zor soru, zor sözcüğü burada görmüş olduğunuz gibi niteleme sıfatıdır. Şimdi bunun önüne seçeneklerdeki kelimeleri getirelim. Oldukça zor soru desem, bakın miktar zarfıdır yani derecelendirme zarfıdır. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Çok zor soru desem yine oluyor. Yine derecelendirme miktar zarfı olmuş. Bunu da elemiş oluruz. Epey zor soru desem değişen bir şey yok. Yine miktar, yine derecelendirme göreviyle kullanılmış. Bunu da elemiş olduk. Daha zor soru desem yine derecelendirme, yine miktar zarfı, üstünlük zarfı.
bunu da elemiş oluruz. Gittikçe zor soru olmuyor arkadaşlar. Bakın nasıl soru? Zor soru. Gittikçe zor soru olmuyor. Olmadığı için de doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.